binde 4'ü 9 olan sayı ne demek arkadaşlar? Şöyle bakın. X çarpı 4 bölü 1000'i 9. Dolayısıyla buradan ne yapacağız? Ee, bu sayıyı arkadaşlar aslında 250 ile çarpacağız. 10 ile çarpsaydık 2500 olurdu. O zaman haliyle bir 250 daha çıkarırsak 2250 olur. Değişik. Boyu %110 artıyor ne demek? Şöyle yapalım bakın. Bunun boyu 100 X ise... 110 arttığı için 210, 210x oluyor. 210x 63 ise çekilmeden önceki boyu 100x'tir. Şimdi içler dışlar yapalım bakın. 100x çarpı 63 eşittir. 210x çarpı gerçek uzunluğu g olsun. x'ler gitti. 210, 21, 63'e böl. 3. Bunları sadeleştir. Demek ki 30'muş gerçek boyu. D şıkkı. Bir fabrikada üretilen malların %40'ı defoldur. Defolu mallar %30 zararla sağlam mallar %40 sa karla satılmaktadır. Ben bunlar da şöyle yapıyorum. Normalden 100 veriyoruz ya çarpma işlemi işin içine gireceği için sayıyı 10 yapıyorum. 10 tane ürün olsun diyorum ve fiyatı 10 lira olsun diyorum tamam mı? 10 tanenin %40'ı defolu yani 4 tanesi. Bunları ne kadara satıyor? %30 zararla yani 7 TL'ye satıyor. Dolayısıyla 4 çarpı 7'den 28 TL gelir elde ediyor. Sonra arkadaşlar 10 tanenin geri kalan mecburen 6 tanesi sağlam olanları da %40 karla satıyormuş. Onun %40'ı nedir? 4. O zaman 10 artı 4'ten 14 TL'ye satacak. Yani 6 çarpı 14'ten 84 TL gelir elde edecek. 84 artı 28'den toplam geliri ne oldu? 112 TL oldu. E arkadaşlar bu maliyet neydi? 10 çarpı 10'dan 100 TL. 100 TL'de karı ne kadar oldu? 12 TL. Zaten onu istiyor bizden A şıkkı. Kar oranı yüzde kaçtır demiş. Önce o zaman tabii ki burada üstü sayı bilgisi yapacağız. 3 üzeri 21 parantezinde 3 üzeri 2 yani 9 artı 1'den 10 çarpı 3 üzeri 21 oldu ürün. Sonra gelelim buraya. Alış fiyatı arkadaşlar 3 üzeri 21 parantezinde 9 eksi 1'den 3 üzeri 21 çarpı 8. Ee, şimdi şu neydi satış bu neydi alış çıkarırsak 10 eksi 8'den 2 çarpı 3 üzeri 21'miş arkadaşlar karı. Kar oranı nasıl buluruz? Her zaman ana paraya bölerek yani alışa bölerek alış neydi? 3 üzeri 21 çarpı 8. Bir de bunu 100 ile çarpacağız bunlar gitti. 1 bölü 4 çarpı 100'den 25'miş D şıkkı. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bir kısmını arkadaşlar şimdi fiyat belirleyelim yine 100 olsun tamam mı? Bir kısmını 140 TL'ye satıyor. Bir kısmını %30 zarar olduğu için 70 TL'ye satıyor. X tanesini karlı, Y tanesini zararlı satsın. Toplam buradan elde ettiği gelir arkadaşlar %10 karmış. Şimdi bu ürün arkadaşlar normalde X artı Y tane ya bundan 100 çarpı x artı y kadar gelir elde edecekti. Haliyle karı buradan ne oldu bakın? 100'ün 10'u nedir? %10. Demek ki 110 çarpı x artı y gelir elde etmiş totalde. Gördüğünüz gibi olay bu. Dolayısıyla şimdi 140 x artı 70 y eşittir. 110 x artı 110 y yapıyor. 30 x buradan arkadaşlar 40 y'ye eşit. Sadeleştirdiğimiz zaman 3x eşittir 4 y Ne demiş? %30 zararla satılan kısım %40 karla satılan kısmın 3x bölü 4 oldu. 3x bölü 4 nedir? 100 ile çarparsak %75. C şıkkı. Satış fiyatlarının birer tam sayı olduğu 3 ürünün alış fiyatları verilmiş. Bakın 200, 120, 90. Bu 3 ürünün kar oranları belli bir sıra olmaksızın %20, %8 ve %25'tir. Buna göre bu üç üründen birer tane satıldığına göre kar miktarları toplamı kaçtır? Şimdi hemen %20 arkadaşlar 1 bölü 5, %8 4'e e bölersek 2 bölü 25, %25 de zaten 1 bölü 4. Bunlardan hangisi arkadaşlar 25'e bölünüyor? 200. Dolayısıyla demek ki oradan 200 çarpı 2 bölü 25, 8 çarpı 2'den 16 geldi. Sonra hangisi arkadaşlar 4'e bölünüyor? 120, 120 çarpı 1 bölü 4'te 30 TL yaptı. 90 da zaten 5'e bölündüğü için... 90 çarpı 1 bölü 5, 18 oldu. Kar bakın 18, 16 daha 34, 30 daha 64 B şıkkı. Şimdi zarar ettiğine göre arkadaşlar bakın elinde diyelim x tane ürünü olsun. Maliyet o zaman buradan sattığı fiyat artı zararıdır değil mi? Şöyle düşünün siz diyelim bir ürünü 100 TL'ye aldınız. Gittiniz 80 TL'ye sattınız 20 TL zararınız var satışla zararı toplarsanız kendi fiyatını bulursunuz. Zararda ters düşünün. Yine maliyette ne yapacağız ikinci durumda? 2 ATL'ye satarsa karlı sattığı için elinde daha fazla para olduğu için bak bunu çıkaracağım böyle. Dolayısıyla AX artı 5A eksi 10 eşittir diyeceğiz. 2A x eksi 7A eksi 10. Böylece buradan arkadaşlar eksi 10'lar gitmiş oldu. 12a eşittir ax geldi. A'lar da gitti. Bak bilmediğimiz x'i bulduk. 12 e şıkkı. %45'i yani 45 tane erkek olsun şimdi. E, 55 tane de kız olsun tamam mı? Kızların %20'si demek arkadaşlar 55 bölü 5'ten 11 yaptı. Erkeklerin o zaman yüzde kaçı olacak? 45 çarpı x bölü 100 eşittir. Toplam 29 olması için 29'dan 11 çıkar 18. Dolayısıyla 9'a böl 5, 9'a böl 2, 5 ile 100'ü sadeleştir 20. X eşittir 40 oldu. Bu X dediğimiz zaten arkadaşlar aslında X'i değiştireyim A'ydı. Cevabımız D şıkkı. Malan dediği için arkadaşlar bakın şimdi buğday alanı 720 e, üretilen 180. 180 bölü 720'den burada 1 bölü 4'e tekabül ediyor. Karşılık geliyor. 250'yi 750'ye bölersek 1 bölü 3. 320'yi 1320'ye bölersek ee, kaç yapar? Bunu bilmiyorum hesaplamam lazım bir dursun. 150'yi 375'e böleceğiz. Şunları da kenarda hesapladım ben. 8 bölü 33 geliyormuş arkadaşlar bu. Bu da 2 bölü 5 geliyormuş. Şimdi buğday üretimi en fazla hangisinde var arkadaşlar? 8 bölü 33 bir kere 4'te birinden daha az. 2 bölü 5 yarısına yakın. 1 bölü 3 o zaman arkadaşlar 2 bölü 5 gördüğünüz gibi payda eşitleseniz zaten şunla karşılaştırdığınız zaman bu ne oluyor 5 yaparsanız 5 bölü 15 onu 3 ile çarparsan 6 bölü 15 demek ki en büyük buymuş. Şimdi gelelim üretimdeki payına arkadaşlar üretim ne kadar 180 320 daha 500 400 daha 900 ürün var 150'si D'den gelmiş yüzdesini soruyor o yüzden yüzde çarpıyorum bunlar gitti. 150'yi 3'e bölersek 50, 9'u 3'e bölersek 3, 50 bölü 3'müş C şıkkı. Yaş kayısının kilosunu 2 TL'ye alıp kuruttuktan sonra kilosunu 8 TL'ye satan bir tüccarın kar oranı %40'tır. Buna göre yaş kayısı kurutulduktan sonra yüzde kaç fire verir? Şöyle diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu kilosunu almış 2 çarpı e, diyelim 10 kilo almış, 100 kilo almış olsun. Yüzde yapacağız ya daha kolay olur hem. 200 TL maliyeti var bunun tamam mı? Ne kadar kar elde etmiş arkadaşlar? 200 çarpı 40 bölü 100. Buradan da ne yapıyor? 80 TL. Demek ki bu 280 TL kazanmış. 280 TL kazanması için 8 çarpı x kilo satması lazım. Bakın ne güzel bir mantık kurdu. 1 maliyet 2 karlı fiyatı 3 haliyle bu karlı elde ettiği fiyat 4 peki kaç kilo satmış? Çünkü kilosu 8 TL. Dolayısıyla 280'i 8'e böleceğiz. Ee, buradan ne olur? 28'i 4'e bölersek 7. 8'i 7'ye böler, 4'e bölersek 2. 10'u 2'ye bölersek 5. Buradan da 7 çarpı 5'ten 35 oldu arkadaşlar. X. Bakın şimdi ne kadar almıştık? 100 kilo alınmıştı. Elinde ne kadar kaldı? 35 kilo. Yani %65 fire verdi B şıkkı. Bakın bu şekilde yaparsanız Maliyet, sonra elde ettiğin fiyat. Benim olayım şu arkadaşlar bu kar zararlarda, maliyetlerde ve kuru ürün fiyatlarında. E, cebime giren para, cebimden çıkan para. Denklemin bu kadar net aslında. Zaten eğer eksiğiniz varsa e, konu kısmını arkadaşlar konu anlatım kısmından YouTube'dan devam edersiniz, izlersiniz. Bu önemli bir yer olduğunu düşünüyorum ve genelde öğrenciler zorlanıyor burada. Yıllık enflasyon %20 demek aslında... Diyelim bir ürün arkadaşlar yılın başında 100 TL ise enflasyondan dolayı yılın sonunda 120 TL oluyor demek. Gizli zam gibi düşünün. Şimdi bunlarda ne yapacaksınız biliyor musunuz enflasyonlarda? Bir ürün belirleyeceksiniz. Onun fiyatı 100 TL olsun diyeceksiniz. Memurun cebinde de 100 TL olsun diyeceksiniz. Sene sonunda bunun fiyatı 120 TL'ye yükseldi. Bu da zam aldığından her 100 TL'si 144 TL'ye çıktı. Alım gücü ne kadar arttı? 120 TL'ye bakacaksın. Ürünün son fiyatı her zaman senin cebindeki değil, ürün önemlidir arkadaşlar. 120'de 24 artış var. O zaman %20 olacak arkadaşlar. Bunu nasıl anlarsınız? En kolay. 24'ü 120'ye bölersiniz. Sonra yüzle çarparsınız. Bu kadar. D şıkkı. Şimdi şöyle diyelim. 99 bölü 100. Ee, buradan x tane çıkarılırsa buradan da x tane çıkarılır. Doğru mu? eşittir 96 bölü 100 olacak gördüğünüz gibi. Sadeleştiriyorum 24, sadeleştiriyorum 25, 25 çarpı 99, eksi 25 x eşittir 24 çarpı 100, eksi 24. Bu kadar büyük sayıları çıkaracağım için. mı? Hayır bakın şöyle bir şey yapacağım. 24 çarpı 100 ya bu. 24 çarpı 99 artı 24 diye ayıracağım gördüğünüz gibi. Dolayısıyla sol tarafa atarsak 25 taneden 24 tane çıkarsa bir tane 99 kalır. Ee, öbür tarafa da atarsak 25x olarak x artı 24 olur. x de buradan arkadaşlar 99'dan 24 çıktı. Kaç geldi? 75. Şimdi bakın 75 tanesi çıkarılmış. Elimizde ne kadar ürün var? 100 tane vardı. Ne kadarı çıkarıldı? 75 tanesi yani %75'e atılmış D şıkkı. 100 verdiğimiz zaman her soruda yapamıyoruz ama oran sorduğunda kendisi sayı vermeyip sayı sormadığında 100 vermek mantıklı bakın. En az %33'ü ne kadarmış onu bulalım bir arkadaşlar. 500 çarpı 33 bölü 100 sadeleştirirsek 33 çarpı 5'ten 165 yapıyor. Şimdi iki kişinin toplamı en az 165 olduğuna göre şöyle diyelim. 165, 165, 165. Bunu 3 ile çarpınca 495 yapıyor. Geriye 5 tane kalıyor. O zaman ben şunu derim arkadaşlar. Zaten ben şöyle bir şey yapsam. Bu 5'i dağıtıp böyle 166, 166, 168 yapsam. Yani buna 1 kalsa. Zaten burada bu 3 kişinin hisseleri... %33'ten fazla olduğu için %65 165 zaten %33'ü. 166 da, 166 da, 168 de, 165'ten fazla. Kalan dördüncü kişi en az bir tanecik bile alsa mecburen üçünün toplamı her zaman %33'ü geçecek arkadaşlar. Bu yüzden cevap E şıkkı. Vize sınavı en azından belliymiş. 50'nin %15'i ne yapar? 7,5. Sonra ders içi tutum ee, bilmiyoruz final sınavı bilmiyoruz. O zaman final sınavı olduğu için, önemli olduğu için ona x diyelim. Diğerine de arkadaşlar 130 eksi x diyelim tamam mı? Şimdi toplam notu 1, 7,5 artı finalinin %55'i x çarpı 55 bölü 100 artı vizesinin pardon tutumunun 100 bölü 30'u alınacak ve en az 60 alması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar burada biraz sadeleştirme yapalım sonra payda eşitleriz. 5'e böldüm 11, 5'e böldüm 20 o zaman burada da 5'e e böldüm 20, 5'e böldüm 6 e, 7.5 20 ile çarparsam 150 11x 780 Eksi 6x eşittir 1200 5x Buradan e, öbür tarafa atarsak 150, 1050, 780 çıkardım 270 oldu Dolayısıyla x arkadaşlar 24 şey 54 gelmiş oldu. Hangi şık oluyor da B şıkkı. Biraz işlem kalabalığı olan bir soru. Burada zaten kesirlerle biraz uğraşacağız arkadaşlar. Yani yüzdeden gitmeye çalışsam da sıkıntılı. O yüzden bakın Mersin 1 bölü 5 azalmış. O zaman Mersin'inkine harf verelim. 4 bölü 5 A olmuş bu seneki turist sayısı. Antalya'ya B dersek arkadaşlar %40'ı yani 2 bölü 5 artacak. 7 bölü 5 turist geldi bu yıl yine birbirlerine eşitler. İstanbul'a %50 artış olmuş 3 bölü 2'ye yükselir C diyelim. İzmir'de de azalış olmuş %25 dolayısıyla buna da böyle yazdım. Böylece arkadaşlar payda eşit diyelim kesirlerle uğraşmamak için bir daha. Şimdi 20'de eşitlenir değil mi paydaları? Dolayısıyla 4 ile çarparsak 16A eşittir. 4 ile çarparsak 28B. E, burayı kaçla çarpacağız? 10 çarpacağız. 30C. Bu da arkadaşlar 5 ile çarpacağız. 15 de. Şimdi şöyle diyeceğiz artık buna göre. 16 bir kere 16, 28, 30 ve 15'i o ok kekini almak kolay değil. 2 üzeri 4. 2 üzeri 2 çarpı 7 virgül. Diğerine 30 olduğu için 3 çarpı 2 çarpı 5 virgül. 3 çarpı 5. Şimdi ortak olanlardan en büyük üslü olan 2 üzeri 4. Sonra buradan arkadaşlar 7 ortak değil al, 3 ortak değil al, 5 ortak değil al. Demek ki 2 üzeri 4'ü buna tamamlamak için ne ile çarpmamız gerekiyormuş? 21 çarpı 5'ten 105k olsun. Sonra 2 üzeri 2 7. O kekini almak için burada ne eksik? 2 üzeri 2 eksik. 2 üzeri 2 eksik. Bir de 3 eksik. Bir de 5 eksik. Dolayısıyla 4 kere 3. 12. 12 çarpı 5'ten 60k dedik. Buna da arkadaşlar 3, 2, 5'te ne eksik? 7 eksik bir de 2 üzeri 3. Ona da o zaman e, şey 56 olacak affedersiniz. E, buraları da biraz düzelteyim şöyle. 60 k dedik. Sonra bunu da arkadaşlar 56 k dedik. En sonunda 3 çarpı 5. Bu gitti 7 çarpı 16'dan. 7 çarpı 16 ne olur? 102 olur. Dolayısıyla böyle oldu. Bunlar arkadaşlar bir önceki yılki turist sayıları. Dolayısıyla 105, 60 daha, 165, 102 daha, 267, 56 daha, 333K yaptı. K'ya bir verirsek en az turist gelen sayısı bir önceki yıl 333 olur aşıkkı oldu.